Klasik'ten Yedi Kocada Hürmüz'den geliyor. Yedi Kocada Hürmüz'de Bennur, Nazlı ve Mahir başrollerdiler ve jürimiz tarafından puanlanacaklar. Eğer isterseniz sizler de oylarınızı gönderebiliyorsunuz. Hadi onları biraz daha yakından tanıyalım. Hukuk Fakültesi'nde yaklaşık 4 yıl kadar okudum. Hazırlıkla beraber 5 yıl ediyor. 3. sınıftayken okulu bıraktım. İyi bir talebe değildim. Bir de hukukla ilgili bir şey aslında düşünmüyordum. Paklava. Ay. Sarı burma. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünden burslu olarak ve dereceyle mezun oldum. Aynı sene Yeditepe Üniversitesi Performans ve Sahne Sanatları Topluluğu'nda eğitmenliğe başladım. Yosmalar da gözüm, biraz daha büyürsen, çapkınlıkta gözüm. 93 doğumluyum. Yarışmanın en küçüğü benim. 17 yaşındayım. Lise son sınıf öğrencisiyim. Bu hafta Kura'da biz 7 Kocalı Hürmüz'ü çektik. Ben Hürmüz'ü oynayacağım. Nazlı arkadaşım Safi Naz'ı, Mahir arkadaşım da Laz'ı oynayacak. Ay ilahi dağım. Ay sıçan dediğin korktu. Dur be, onu sana getiririm aslanım. Sen şöyle bekle. Nazlı arkadaşımla bir gerginlik yaşadık prova sırasında. Yaşça benden küçük olması benim ondan saygı anlamında bir beklenti içerisine girmeme neden oluyor. O da o saygıyı göstermediği için ben de biraz agresifleştim. Sürekli bu yaş olayını dile getiriyorlar. Kendini 45 yaşında görüyor herhalde. Öyleyse o zaman onun gibi davran ve sen de benim polemiğe girme ve bas git. Ama tam tersi beni harekete geçirip beni daha da sinirlendirip beni üzmeye, beni ağlatmaya hakkı yok. Benim dans ekip partnerim birkaç sakatlık yaşadı, bir problemleri oldu. Onun yüzünden aslında önemli bir yeri biz kaçırdık. Hareketleri biliyorum evet ama Kıvanç hiç çalışmadığım için, Kıvanç da elini nerede koyacağını bilmediği için böyle birazcık şey oldu. Herkes yerdeyken biz havada kaldık. Söylemiştim sevgili izleyiciler, 20 yarışmacımız var. Biz olabildiğince mektepten yararlansınlar istiyoruz ama bir eleme sistemimiz de var. Yani bu yarışmada da maalesef eleme var ama onunla ilgili detayı size programın sonunda vereceğim. Şimdi 7 Kocalı Hürmüz'ü size biraz hatırlatmak istiyorum. Kocası hapse giren Hürmüz hapishaneye ziyarete gittiğinde kocasının tam 6 tane daha eşi olduğunu öğrenince ondan intikam almaya karar verir. Ve seçtiği kurbanlarla birer birer evlenmeye başlar. Ta ki 7 kocayı tamamlayana kadar. İşte 7 Kocalı Hürmüz'de Bennur, Nazlı ve Mahir'i izleyeceğiz. Alkışlarınız. Kız, yalandan olsun, ağla biraz. Niye ağlayacakmış? Gelin oldun. İlk defa bir adamın koynuna gireceksin. Girmeyeceğim ki. Aa, deli mi ne? Adam neredeyse gelecek Hürmüz. Geleceği varsa, göreceği de var Safi Naz abla. Ah Hürmüzcüm, ah yavrucuğum, sen hiç bilmiyorsun bu işleri. Kız, erkek kısmının şakası olmaz. Safi Naz abla, artık benim de şakam yok. Erkek milleti değil mi? Topunun boynu altında kalsın. Ulan nereyedir bunlar ya? Haçin Hürmüz Hanımcığım, ben geldim, kocan geldi. Ay gel. Ay. Hadi sen şöyle otur. Göreyim seni. Ört duvağını, ört. Aldın mı? Otur. Ört. Ulan nereyesiniz ya? Aman kimleri görüyorum. Maşallah. Aslanım, Levendim, Selvi Bülendim maş. Ulan ne güzel konuşuyor ya. Hatınının yanına gerdiğe girmeden evvel, bu ablacığından soracağım bir şey var mı? Var ya dur.
Ya Sezen okundu mu? Saat kaçtı? Çüş ayıp. İlahi damat, damat kısmı gerdek gecesi saate bakar mı ayol? La bakmaz, doğru diyorsun. Bakmaz da şafak vakti Karadeniz'de yelken açacağım. Karayel esmesi yelkenler boru olmaz. Ondan diyorum ya. Aa, damat sen şimdi yelkenleri bırak da içerideki Nazeni'nin yelkenlerini nasıl suya indireceksin? Onu düşün. Anlamadım. Kızımız erkek görmemiştir. Bakarsın diretir. Olmaz der. Ay ne yaparsın o zaman? Ula düşündüğün şeye bak ya. Ula biz de usul Erkan Plan adamlık ya. Saçından tuttuğum gibi kafasına bir yumruk. Aman. Ay aman. Ne oldu ya? Ters bir şey mi oldu? Aman paşa kaptan. Ay yumruk olur mu? Soykısra kırbaç vurulmaz. Önce duvağını açıp yüz görümlüğünü takacaksın ya. Ula takalım hadi oyalama ya. Gel. Göreyim seni. Tamam. Buradayım. Gerisi bende. Merhaba Hürmüz Hanımcığım. Gel bakayım. Oy şu güzelliğe bak ya. He takacaktık değil mi? Gel bakayım. Gel şöyle. Şu duvağımı çıkar. Oy güzel mi? Ay çok. Öpeyim mi? Ula. Ula tak tut. Güzel güzel sözler söyleyeceksin Darya'nım. Güzel güzel. Güzel güzel. Bir göreyim. Tamam. Güzel güzel ne var ya? Buldum onu. Ula ben adamı yerim. Pabucumu yersin. Anlamadım. Yersiniz dedim. Aslanım yersiniz. Koy bakayım başını yastığa gel. Işık. Yağma yok. Yok. Ula yağma yok diye ya. Dalyan'ım tatlı tatlı sözler söyleyeceksin ayol. Tatlı tatlı. Tatlı tatlı. Hadi göreyim seni. Tamam. Tatlı. Tatlı. Paklava. Güle. Sarı pulma. Pekmez lamsi. Ebül. Ay Ebül. Olmaz ayol. Aa. Ula böyle böyle ya. Dalyan'ım ince ince sözler bulacaksın ayol. İnce ince, incecik. İnce ince. Hadi göreyim ya. Seni maşallah. Tamam. Hadi. İğne, ipluk, hoşuna gitti. Sicum, olta misinası, saç tüyü, sakal gülü, sıçan kuyruğu. Korktu. Sen şöyle otur ben hemen bulur getiririm onu sana. Tamam. Ama benim vaktim yok ya. Şafak attı Karadeniz'e yelken açacağım ya. Yangın. Hadi getir. Yangın da. Yangın mı? Oy. Bekçi baba yangın nereye dur? Galata'da. Galata'da mı? Galyoncu rıhtımında. Ula bir de galyoncu rıhtımında. Bütün takalar yanıyor. Ula yanar. Hıdır Reis'in ejderi deryası yanıyor. Ula bir de benim taka yanıyor la. La bittim ben ya takam yanay. Damat ne oldu? Çekil gidiyorum ben takam yanay. Kocacım ha. La takam yanay benim. Ay kocacım beni bırakıp nerelere gidiyorsun sen? La kafa karıştırma şimdi yanay taka. Ay kocacım sen dönene kadar ben ne içerim sonra? Niye? La iyi. La nereye gitti? Bak oraya düşmüş gel buraya. Al şu parayı. Al şu parayı bırak beni ciddi. La bırak işte ciddi. La karıştırma kafa bırak yanay diyorum ya. Ay. Oo takam yanay bittim ben ya. Ay. Oo. Ay kocacım. Hürmüzünü kimlere bırakıp da gidiyorsun? Ay ben ne dertli hatunum. Ne dertli hatunum. İlahi Hürmüz. Hiç de böyle gerdek görmedim vallahi. Sen dur Safinaz abla daha neler göreceksin kız. Asmalar da gül. Yosmalar da gül. Biraz daha bilsen. Tebrik ediyoruz arkadaşlarımızı. Allah. Benur, Mahir ve Nazlı'yı izledik. Hemen şöyle geçelim.
Aydın abiye sorayım. Aydın abi nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Ben Mahir zaten çok beğeniyorum. Kızlar da çok iyi. Mahir yani bayağı istikbali olan bir genç bence. Bizim işte. Bana öyle geliyor. Kızlarımız da çok iyi. Teşekkürler Aydın abicim. Sağ olun. Nurgül Hanım sizle başlamak istiyorum çünkü Yedi Kocalı Hürmüz'de çok başarılı bir performans sergilemiştiniz Hürmüz rolüyle. Yok, Bennur da gayet başarılıydı. İyi buldunuz. Yani mi? Üçü de muhteşem bir. Gerçekten ben çok keyif aldım, çok eğlendim. Bennur da çok eğleniyordu, Nazlı da çok eğleniyordu, Mahir de çok eğleniyordu. Çok iyiydi, bizi de çok eğlendirdiler. Kendileri eğlendikleri için ben de eğlendim diyorsunuz. Kesinlikle. Yani çok başarılılardı. Biz tabii Gülse, Birsen ve Erkan Can'la oynamıştık. Evet. Bizim de çok keyif aldığımız Sadık Şendil'in çok önemli bir eseri. Çok güzel bir metin zaten. Teşekkür ediyorum Nurgül Hanım. Sinan abi ellerine nasıl buldunuz? Siz nasıl ben buldunuz? Ben çok sevdim ya. Niye bakıyorsun? Sinan Çetin şaşkın gözlerle Nurgül Yeşilçay'ı izliyor. Allah Allah. Hayır, ben şuna karar verdim. Nurgül tamamen seyirci oynuyor. Ve tamamen puan kazanmaya çalışıyor. Ya ben niye amacı, puan kazanıyorum? Amacı şu, herkesi beğenmek, tatlı, iyimser bir insan olduğunu göstermek. Ben kesinlikle katılmıyorum. Bir tek Karadenizli arkadaşı çok beğendim. Mahir. Çok çok beğendim Mahir Bey'i. Ne güzel, ne güzel. Bir şey ben, söyleyeceğim, sen gerçekten eğlenmedin mi? Ben Mahir Bey'in rejisörü olsaydım, sana cevap vermiyorum. Ben, ama ilk günden böyle gerin, Sinan Bey yani. Mahir Bey çok güzel bir, zaten aksan falan tamam, her şey çok güzel. Bir de dans ederek oynuyor ya. Evet. Bayıldım yani, bence onu abartırdım ben olsaydım. Yani yönetmeni olsaydım. Her şeyi dans ederek yapabilirdi. Evet. Ve o reflekslerine yansırdı ve çok komik bir vücut dili olurdu. Hı hı. Ve biz çok daha fazla gülerdik. O da daha çok eğlenirdi. Bence muhteşem. Puan vereyim mi? Birazdan alayım. Tamam. Birazdan alayım. Yok, ya Sinan Çetin abart dedi. Şey. Bu da ilginç bir şey. Yani normalde abart çünkü komedi, demezsiniz. Komedi sonunda abartmadır. Evet. Abartmanın ölçüsü ve doğallığı ve samimiyeti önemlidir. Çünkü o kadar samimi ele almış ki rolü. Onun içinde ne kadar abartılsa o kadar yolu var. Yani samimiyet kadar yol alabilir. Harika. Çok teşekkürler Sinan abi. Müjde Hanım. Evet, ben de genel olarak bir önceki performanstan daha çok beğendim. Ben Nazlı'yı daha çok beğendim. Nazlı evet, en daha... En genç yarışmacımız. Evet, en genç yarışmacımız. Daha hakim, olaya daha hakim. Tonlamaları daha doğru. Bennur biraz aceleciydi ve o da gene acele konuşmaktan sesi zaman zaman hiç duyuramadı. İçine kaçıyordu sesi. Bir de ben Hürmüz karakterini çok iyi bilirim. Oyunun yazarını da sevgili Sadık Şendil'in evet. neredeyse elinde büyüdüm. Evet. Beraber çalıştık. Buradaki karakter biraz daha kanlı canlı bir karakterdir. Tabii bir ürkeklik var, onu çok iyi anlıyorum ama Hürmüz kaçın kurrasıdır yani. Onun için biraz daha egzajeri olabilirdi. Sinan'a katılıyorum. Mahir'i ben de beğendim. Arada diyalekler kaçıyordu ama çok zordur Laz taklidi yapmak. O horon teper gibi halin güzeldi. Ama ben Sinan kadar beğenmedim. Arada bir böyle hani çişi gelmiş de sallanıyormuş gibi oluyordu. Yani o tam, halbuki horona tam çalışsaydın ve abartılı olsaydı o horon hareketleri daha iyi olacaktı. Bir de bir şey merak ediyorum. Provalarda Nazlı'yla niye itiştiniz? Ne oldu? Şimdi o olayda aslında Nazlı'yla itişmedik biz. Hani birebir ikimizin olayı değildi o. Bir prova almıştık ve prova sonrasında Nazlı aslında benim beklediğim tavır hani sadece uyarmaktı. O biraz daha üslubunu sert kullandı ve Nazlı'yla o kadar da yakın değildik o zamanlar, o röportajın çekildiği zamanlar. Sonra yakın oldunuz. Sonra yakın olduk ve gayet iyiyiz şimdi. Saygıyı belki benim söylemem de yanlış oldu. Hani benden aramızda 8-9 yaş var ama o üslup o şekilde olmadı. Ben de o yüzden kendisi... Ama bu akşamın en iyi oyuncusu, en genç oyuncusuydu bu skeçte. Bir de kadınlarla erkekler arasında olmaz genellikle böyle oyunculuklar arasında, değil mi? Çatışma kadınlarla kadınlar, erkeklerle erkekler arasında olur. Sen gene de kadınları üzmemeye çalış. Evet, bunlar da çok çok önemli mesajlar. Hemen puanları alalım. Bennur'la başlayalım isterseniz. Hürmüz rolündeydi.
kaç puan vereceksiniz Müjde Hanım? 100 üzerinden. Ben 100 üzerinden 70, 90, 90. 70 Bennur'a, 90 Nazlı'ya, 90 da Mahir'e. Teşekkür ediyoruz Sinan abi. Bennur'la başlayalım lütfen. Ya bir şey söyleyeceğim ben, yani Allah Allah sizin puanları mı? Bunlar herhalde bir yerden ya puan... Ya sen bize takılma, ne istiyorsun? 70, 90, 90 falan. Ben 50 veriyorum hanımefendiye. Ben 30'dan. 50 veriyorum, beyefendiye de 70 veriyorum. 50, 50, 70. Teşekkür ediyoruz Sinan Çetin'e. Bennur Gül Yeşilçay. Ben bir çıkmaz içerisindeyim. Ben bir önceki puanlarımı düşürebiliyor muyum? Böyle bir şey olmuyor. Düşürmeyelim bu akşamlık artık isterseniz. Ama ya Sinan çok kızacak. Ben... Sinan Çetin baskısını lütfen üzerinizde hissetmeyin. Kendi bir iradenizle verin oylarınızı, puanlarınızı. Tamam ben 90-90-90 veriyorum. 90, 90 ve 90 geldi Nurgül Yeşilçay'dan. Eğer isterseniz sizler de yarışmacılarımıza oy gönderebiliyorsunuz. Bennur için cep telefonunuza Bennur yazıp yazıyorsunuz, Nazlı için Nazlı yazıyorsunuz, Mahir için de Mahir yazıp 10-20'ye gönderiyorsunuz. Alkışlarla uğurluyoruz yarışmacılarımızı. Ben bir şey söylemek istiyorum. Sinan Çetin de garip bir şekilde bu akşam kafalarımız uyuyor. Yani tiyatro sevmiyor, tiyatrocuları sevmiyor diye sabah alındım gazetede okurken ama ben 50-50 de vermezdim ama yani garip bir şekilde söylediği her şeylere ben de içimden evet diyorum, haklı diyorum. Ne güzel. Anlaşıyoruz seninle hayret bir şekilde. Yakında Sinan'ı da yukarı göndereceğiz. Efendim? Sizin yanınıza göndereceğiz Sinan'ı yakında. O zaman çok anlaşamayız belki. Evet.